Şimdi Mısır'ı inceledikten sonra antik greye, antik Yunanistan'a da dönmekte yarar var. Çünkü burada da fırıncılık faaliyetleri oldukça gelişmiş durumda. Antik Yunanistan'da Atina'nın fırıncıları aslında pişirme sanatıyla tanınmış fırıncılardı. Bir nevi Roma'ya da, antik Roma'ya da buradan geçmiş çünkü. Örneğin bu antik Yunan'da e, ekmeklerini bal ve şarapla rafine etmişler. Atinalı fırıncılar birçok farklı ekmek türü yaratmış. E, tabii ki daha sonra bunları miras olarak e, antik Roma almış. E, ekmek pişirmek için antik Yunanlar e, çok ince un öğütmeleriyle e, tanınıyorlar. E, tam tahıl e, aslında o dönemde fakirler için bir yiyecek olarak görülüyor. Zenginler aslında tam tahılla değil daha böyle ince elenmiş beyaz ekmek tüketmeyi seviyor. Milattan sonra 400'de de 30 tane kadar tahıl işleyen büyük şirketler olarak Antik Yunanistan'da yaklaşık 250'ye yakın fırın olduğu biliniyor. Antik Grek'ten sonra Antik Roma'ya da bir fırıncılık ve ekmekçilik sistemine bakalım isterseniz. Burada unlu mamullerden sorumlu ev kadınlarıydı. Burada en geç milattan önce 1. yüzyılda ekşi mayayla ekmekler yapılıyordu. Ve burada kırsal alanda basit yassı ekmekler pişiriliyordu. Roma Romalılar e, süt, bal, şarap, yağ, haşhaş tohumu, susam ve diğer baharatlarla unlu mamulleri karıştırarak e, çeşitli Roma e, antik Roma ekmeklerini yapmışlar. Bunlar o kadar fazla e, çeşit ki çünkü çok fazla aynı zamanda katkı maddeli ekmekler. Ve farklı şekillerde katkı maddeli e, ekmekleri yapmışlar. Örneğin e, bunlara örnek verebilirsek güneş ekmeği diye bir ekmekleri var. E, buğday ve arpadan e, pişirmişler. Yine e, Roma rulosu diye adlandırılan e, ekmek var. Bu da tam buğdaydan yapılıyor. Roma'da, antik Roma'da aslında fırıncılık biraz önce de bahsettiğimiz gibi... Çok büyük bir, çok nitelikli bir meslek grubuydu ve loncaları vardı. Fırıncıların aristokrat kesim içerisinde yerleri gerçekten önemliydi. Bir de şunu bahsetmek isterim antik Roma'ya ait ekmekçilik dönemlerinde. Ekmeklerde bir damga vardı. Bu ekmek damgası ta antik Roma'da imparatorluk dönemine kadar uzanan bir gelenek diyebiliriz. Bu, bu aslında bunun anlamı bir reklam mesajı. Yani e, zafer kutlamalarında, oyunlarda, diğer durumlarda ekmek dağıtılıyor. E, bu durum ekmeğin üstündeki e, yani orada hangi şölen varsa, e, hangi kutlama varsa burada ekmeğin üzerine bu e, damgalanarak damgalanarak belirtiliyordu. Şimdi e, yassı ekmekleri bu şekilde e, anlattıktan sonra ekşi mayalı ekmeğe geçelim isterseniz. Aslında ekşi mayalı ekmeğin ilk kanıtı milattan e, M.Ö. 1800 civarında Akdeniz bölgesinde olduğu e, tahmin ediliyor. İlk ekşi mayalı ekmek doğal mayalar ve laktik asit bakterilerinden oluşuyordu. Taze hamur, fermente edilmiş ekşi hamurla karıştırılıyor. Bu ekmeğin fermentasyonundan sorumlu olan mikroorganizmaları oluşturuyor. Ortama bağlı olan ekmeğin fermentasyon süreci de bu şekilde gelişmiş oluyor. Hava ve su sıcaklığının yanı sıra un kalitesine ve çevredeki havaya da bir şekilde bağlı oluyor. Bu yöntemin başarısı aslında. Modern Ekşi hamur %80 laktik asit fermentasyonu ve %20 asetik asit fermantasyonundan oluşuyor. Sonuç gevşek, kabarık bir hamur meydana geliyor. Ekşi maya terimi aslında e, Amerikalılardan da, e, Amerikalılar oradaki Amerika kıtasının öncülerinden de geliyor. Ayrıca 1849 e, yılından itibaren bu bölgedeki... Altın avcıları e, e, oluş, oluşurken burada da e, bunların ekşi mayadan bahsettiklerini görebiliyoruz. Ayrıca 19. yüzyıldan önce özellikle e, Almanya'da, e, İskandinavya'da, Avrupa'da yani bu ekşi maya e, ekşi maya var e, tabii ki. Daha sonra e, tabii ki burada biradan yapılan bir fermantasyon e, maddesi olan e, bu bira e, mayası kullanılıyor. Daha sonra fırıncı mayası bu mayalama maddelerin yerini e, yani büyük ölçüde alıyor. Şimdi ekşi mayalı ekmekleri de e, bu şekilde ekşi mayayı bu şekilde anlattıktan sonra maya mayalı ekmeklere e, geçmemizde fayda var. E, bu maya ekşi mayadan daha ekşi mayadan sonra e, ekmekçilik tarihinde ortaya çıkıyor. E, yani zaten bu e, mayalı ekmeklerin kökeni de e, Mısır bölgesine, Mısır'a atfediliyor. Tahıl lapasının fermantasyon süreciyle eş zamanlı olarak arpa, bal ve meyve suyunun fermantasyonu ortaya çıkıyor. Bu fermantasyon gibi sıvı bileşenlerden alkollü, örneğin e, bira e, üstten fermente edilmiş bira ilk maya için e, uygun hale getiriliyor ve daha sonra bu e, buğdayın e, üzerine dayandırılıyor. 19. yüzyılın ortalarında bira üreticileri üst mayalamadan alt mayalamaya geçiş yapmaya başlıyorlar. Bu ...ekmek yapımı için aslında uygun bir ortamı oluşturmuyor. O dönemde endüstriyel ekmek üretimine yol açan ilk fırıncı mayası da bulunuyor. Ee, şimdi Antik Roma'dan sonra aslında Kuzey ve Avrupa'daki ekmekçilik ve fırıncılığı da... E, ...isterseniz bunları da biraz e, değinelim. E, aslında e, burada fırıncılık, ekmekçilik bir... E, ee, ...insanların yediği ekmek aynı zamanda bir e, sosyal statüsünü de gösteriyor. Ee, güzel ekmekler daha çok e, kraliyet saraylarında tüketiliyor. Sosyal sınıf ne kadar düşükse ekmek o kadar kaba ve sert oluyor. Şimdi burada 30 yıl savaşlarından sonra kadar ekmekler bir e, bayram havasında, şölen havasında o, o tüketiliyor. Ve e, burada... Ee, bir şekilde e, eleme cihazları optimize ediliyor. Tahıl tanelerini ezmek için e, farklı e, mekanik değirmenler e, kullanılmaya e, başlanıyor. Tabii bunun amacı da şu, e, daha ince e, öğütme. Yani günümüzde ekmeğin uzun süre kabarık ve dayanıklı kalması için de e, ön endüstriyel e, ekmekler e, yine e, bu dönemde oluşturuluyor. E, genelde bunlar yapay kat, katkı maddeleri e, içeriyor. Bölgelere göre e, ekmekçiliği, e, fırıncılığı anlattıktan sonra, dilerseniz şimdi de e, biraz e, ekmek yapma teknolojisinden bahsedelim. İsa'dan önce e, 3000 ila 1800 yıllar arasında İnsanlar kil pişirme tabakları kullanmışlar. Bunları yassı e, ekmek yapmak için kullanmışlar. Ancak pişirmeden daha çok bu e, tabaklar, bu pişirme tabakları kurutmayla ile ilgiliymiş. E, Romalılar kubbe şeklindeki fırını e, bir e, bu dönemde bir kaide, kaide üzerine e, geliştirmişler. E, burada. E, öğütme derecesine bağlı olarak ekmeğin tarihçesinde de farklılıklar ortaya çıkmış. Ekmekler kepekli, ince unlu ekmekler olarak adlandırılmışlar. Hamur işlemi ekmeğin hacmini, kabuğunu, iç yapısını ve tadını etkiliyor bildiğimiz gibi. Doğrudan maya yönteminden hamur öncesi yönetiminden ve 1 veya 2 üç aşamalı ekşi maya yönetiminden e, oluşuyor. Birleştirilmiş maya veya ekşi hamur işlemi de e, var bunların içinde tabii ki. Ekmeğin tarihinde şekil nasıl hazırlandığı da yani ekmeğin şekli de e, ekmek somunları uzun, yuvarlak veya serbestçe e, şekil olarak oluşturulmuş veya bunlara somun ekmekler de dahil olabilir. Ekmek ekmek üretiminde etkili faktörlerden biri pişirme işlemi sırasındaki sıcaklık profili, yüksek başlangıç sıcaklıkları, güçlü bir kabuk ve güçlü bir tat sağlamış. Odun ateşinde pişirilen işte ekmek buna en güzel örnek olmuş. Dilerseniz biraz da modern ekmek çeşitlerinden bahsedelim yeryüzündeki. Fransa ile başlayalım. Fransa'da bildiğimiz gibi meşhur ekmekler bageti meşhur Fransa'nın, broche meşhur, croissant dediğimiz yani kruvazan ekmeği Fransa'nın ekmeği olarak geçiyor. Yine İtalya'nın ciabatta dediğimiz bir tür zeytinyağlı ekmeği var. Focaccia dediğimiz İtalya'da e, İtalyan pidesi veya yassı ekmek e, olarak bildiğimiz focaccia var. E, yine panini dediğimiz bir sandviç ekmeği meşhur, meşhur İtalya'da. Tramezzini ile de yine beyaz ekmek e, dediğimiz tramezzini ile de çeşitli e, sandviçler yapılıyor. Bunun yanı sıra Orta Doğu'da çallah denilen bir ekmek var. Lavaş var ve Orta Doğu'nun meşhur e, Orta Doğu'ya atfedilen biraz e, biraz önce de belirttiğimiz meşhur pidesi var. Hindistan'ın naan ekmeği e, biliniyor. Meksika'nın tortilla ekmeği yine Anadolu'nun yufkası bazlaması e, ve bunun yanı sıra e, Anadolu'da coğrafi işaretle teskillenmiş e, birçok ekmek var. Bunlara da ee, örnek verirsek Aksaray'ın gelveri ekmeği var. Batman'ın kuru ekmeği. Ee, yine Vakfı Kebir, Vakfı Kebir ekmeği Karadeniz'e özel. Yine taş fırın ekmeği, kübban ekmeği, çavuş ekmeği gibi ekmekler mevcut. Ee, ekmeğe e, aslında endüstriyel dokunuş 20. yüzyılda başlıyor. 21. yüzyılın ekmek üretiminde karakteristik özelliklerinden biri ise geleneksel ekmeklerin yeniden popüler olması ve yeni formüllerle ekmek türlerinin sayacağı sayamayacağımız şekilde artışı. Günümüze tekrar dönersek günümüzdeki un yapım aşamalarından da kısaca bahsetmek istiyorum burada un yapım aşamaları da aslında şöyle bir sıralama da oluşuyor. Şimdi çiftçilerin gözü gibi baktıkları buğdaylar Haziran ve Temmuz aylarında başlayan yoğurt hasat sezonunun ardından iş makineleri ile un fabrikalarına taşınıyor. Un fabrikalarına getirilerek yıkama işlemlerinin ardından kalitesine göre ayrılan buğdaylar daha sonra yaklaşık e, tabii ki bu yerine göre değişiyor, yaklaşık 16 işlemden geçirilerek un haline getiriliyor, çuvallara konulup işçilerin sırtında taşınarak kamyona yüklenen un ekmek yapılmak üzere fırınlara götürülüyor. Son olarak günümüzde kullandığımız ekmekle ilgili e, aslında bu konuda bahsetmeye ihtiyaç duyuyorum önemli bir durumunda önemli bir durumdan da biraz. Bahsedelim isterseniz, ekmeğimiz bildiğimiz gibi önceleri koyu renkliydi. Mayalarımız ise ekşi maya olarak biraz önce de bahsettiğimiz gibi evde üretilen doğal mayalardan oluşuyordu. Ancak 1940'lı yılların ortalarından itibaren dünya çapındaki firmalar verim arttırma iddiasıyla tahılların tohumunu bozdular ve genetiğiyle oynadılar maalesef. Üzerine tarım tarım ilaçları ortaya çıktı ve ne oldu? Gıda bozuldu. Dünyanın verimli tarlalarının, buğdayların kimyasal gübrelerle, zehirli ilaçlarla tanışma dönemi başladı maalesef. Böylece endüstriyel beyaz un dönemi de başlamış oldu. İnsanlar Genetiğine müdahale edilmiş tohumu bozulmuş gıdalar yüzünden birçok sağlık sorunları yaşadı ve maalesef ki yaşamakta devam ediyorlar. Peki ne yapmamız gerekiyor? Atalık tohumlarla temiz bir gıdaya sahip olmaya çalışmalıyız. İnsanların sağlıklarını olumsuz etkilemeyecek ekmeklerle buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.